konumuz el mübtedeu vel haberu mübteda ve haber isim cümlesinin iki ögesi konu fiil cümlesiyle alakalı değil artık isim cümlesiyle alakalıdır her ikisi de merfu olan inceliyoruz el ve vel haberu haber müsnettir haberin diğer adı ne müsnet daha adı ne ile'y. müsnedün ile'y. Kale, Musannif şöyle demiş idi. El mübtedi'u vel haberu veya babul mübtedi'i vel haberi. El mübtedi'u. Mübteda nedir? Hüve o. El ismi isimdir. Mübtedayı arıyorsan gidip bir harfi veya fiili arama yani. Öncelikle o nedir? Bir isimdir. İsim olduğunu bilmeliyiz. Peki nasıl bir isimdir? el merfu merfu bir isimdir. Merfu isim demesi yeterli değil ama çünkü fail de merfu isimdir. O zaman devamını getirmesi lazım. el ari aridir. Ari yani yalın haldedir. Neden? Anil avalamil lafziyeti lafzi amillerden yalındır. Lafzi amil kendisine dahil olmamıştır. Zayit amil bulunabilir. Manaya etki eden amil olmaz. Kendisine etki edecek bir amil başında yoktur. Kendisine etki edecek bir amil, lafzi bir amil onun başında yok. Lafzi yok ama manevi var biliyorsunuz. Manevi amil müptedayı haberi raf ediyor çünkü. Peki müpteda için bir satırlık, yarım satırlık açıklama. Vel haberu, peki haber nedir? Hüve o yani haber. El ismu el merfu'u o da merfu bir isimdir. El müsnedü ileyhi. Müsnedün ileyhtir. El müsnedü müstettir yani dayandırılmıştır. Neye? İleyhi ona. Hangi ona? Yani müptelaya dayandırılmıştır. Mahve örnek kavlike senin için sözün örnektir. Zeydün zeyt nedir? Kaimun ayaktadır. Zeyt müpteda kaim haber. Zeyt müpteda inceleyelim. İsim mi zeyt? Evet. Merfu mu? Evet. Lafzi amillerden soyunmuş mu? Evet. Başında lafzi bir amil yok. Lafzi amil ne var? Mesela inne enne gibi. Veya harfi cerler var. Onlar da yok başında. E, lafzi yok. Manevi var mı? Evet. Manevi amil onu Rafet. Peki habere geçelim haber kaim kelimesi. El ismu el merfu. Kaim, de merfu bir isim. Doğru. El müsnedü dayandırılmıştır. İleyhi müptedaya. Nasıl dayandırılmış? Şimdi ayakta dır dediğinde kim ayaktadır? Müpteda yani. Zeyd ayaktadır. Dolayısıyla mana ne olmuştur? Müptedaya dayandırılmıştır. Yine örnekliyor. Ez-Zeydanu qa'imani. Tesniye mübteda ve tesniye görmekteyiz. Ez-Zeydan mübteda, qa'imani haberdir. Mübteda haber bunlar. İsim cümlesidir. İsim cümlesidir. Zeydani tesniye olduğu için raf alameti olarak elif almış. Qa'imani tesniye olduğu için raf alameti olarak yine elif almıştır. Ez-Zeyduna kaimune Her ikisi de cemi müzekkerdir. Zeydüne müpteda kaimuna haberdir. Bunlar cemi müzekker salim oldukları için raf alametleri nedir? Vav'dır. Nunların sağ tarafında bulunan vav bunların raf alametidir. Ve gulu. Ben de şöyle derim. Şari anlatmaya başlıyor. El müptede-u Müpteda nedir? İbaratun. ibarettir Meydana gelmiştir amma o şeyden ki ictema'a ujtumi'a toplanıldı fihi kendisinde ne selasetu umurin üç şeyin kendisinde toplanıldığı şeydir üç şeyin kendisinde toplandığı şeye müpteda denir onlar nedir el evvelu birincisi nedir en nikuna ismen isim olmasıdır bak burası haber el evveli mübteda en yekune ismen cümle olarak haber. Tek tek incelersen en nasıl etmiş? Kani yekunu yekune. Kani'nin ismi hüve. Haberi ismen. Burası mastar tevilinde olup haber olur. Birincisi isim olmasıdır. Üç tane şey kendisinde toplanmış değil ya. Birincisine isim olmasıdır. Ha madem ki isimdir. Fe öyleyse bu durumda harici dışarıda kaldı. Neler dışarıda kalmış olur? Eğer yani ki bundan yani dışarıda kalmış oldu. Bu şarttan ötürü, isim olması şartından ötürü dışarıda kalır. Ne? El fiilu ve'l harfu. Fiil ve harf dışarıda kalmıştır. Demek ki fiil de, harf de mübteda olamaz. Madem ki mübteda isimdir, o zaman fiil de, harf de mübteda olamaz. İsim olma şartından bunu anladık diyor merfu olma şartı var. Demek ki mensup, mecrur, mezzum kelimeler müpteda olamaz. Üçüncüsü ne diyecek? Lafsi amirlerden soyunmuş olması. demek ki lafsi bir amir dahil olsa o da müpteda olamaz. Bunları anlatıyorum. es ikincisi. Selasi umur demişti ya. İkinci umur, ikinci durum yani. İstersen şart de. Nedir? En yekûne merfu'an. En yekûne hüve ve merfu olmasıdır. Olmaktır olmasıdır enin manasını fark ediyorsunuz. F öyleyse madem ki ikinci durum mübteda'nın merfu olmasıdır bu durumda harici dışarıda kalır. ki bununla bu sebeple merfu olma şartı ile ne dışarıda kalmış olur? Dışarıda kalan şey nedir yani? El su, bu vel mecurru mensup da mecrur da dışarıda kalır. El mecruru bi harfi cerrin. Harfi cer sebebiyle mecrur olmak. Asliyin, asli olan. Asli harfi cerle mecrur olmak dışarıda kalmıştır. Harfi cer deyip bırakmadı. Peşine asliyin, asli olan. Asliyin zıttı ne ki? Zait. Harfi cerler asli de olabilir. Zayt de olabilir. Öyleyse zayit harfi cerle mecrur olan hariçtir. Zayit harfi cer ile mecrur olsa bir kelime o kelime hala mübteda olabilir. Zayit harfi cer ile mecrur olan isim mübteda olabilir. Ama asli harfi cer ile mecrur olan isim mübteda olamaz. Asli harfi ne, Zayt harfi ne? Bunlar nelerdir? Bunlar bu kitapta işlenmedi galiba. Ama ilerleyen kitapta karşımıza çıkıyor. Mesela kafiyede anlatılıyor bu. Zayt harfi konusu. İzharda da değiniliyor. Kafiyede de buna az çok değinilmektedir. Ve salisu. Üçüncüsü. Üçüncü durum. Üçüncü şart nedir? En yikune hüve ariyen o ismin ari olmasıdır. Yani yalın halde olmasıdır. Neden? Yani lavamir <laughs> lafsiyet, lafsi amillerden soyunmuş yalın halde olmalıdır. Ve mana hada. Bunun manası yani lafsi amillerden yalın halde olmak. Mana hada. Bunun manası nedir? en yekune hüve haliyen yani, o ismin hali olmasıdır beri olmasıdır neden minel avamiri lafziyeti lafzi amillerden ne gibi mislül fehli gibi yazsa da mislül fehli olmaz mislül fi'li. ha yerine ayn olmalı mislül fi'li, fiil gibi yani fiil nedir Lafzî bir amildir Örnek veriyor ve mislu kane Kâne gibi kâne lafzi bir amildir. Sonuçta fiil, tüm fiiller amildir. Kıyas amil madde bir avamilde geçmişti. Mislu kâne ve havati ha. hane demek? O kâne. O kâne demek. E kardeşler. O zaman kâne gibi ve kânenin kardeşleri gibi lafsi amillerden yani fiillerden soyulmuş olması gerekir. Niye? Fe çünkü fe bu durumda innel isme şüphesiz ki isim hangi isim? El gelen yer alan isim. Neden sonra yer alan isim? Ba'de kâne veya ba'del fi'li. Kâneden sonra yer alan fiil veya fiilden sonra yer alan isim, az önce fiil diyeyim, değil mi? fe innel ismel vakıa gelen isim, neden sonra gelen? ba'de kâne, kâneden sonra gelen isim, başka ibarelerde nasıl geçiyor? ba'de kâne demiyor da ba'del fi'li diyor, aynı şey veya fiilden sonra gelen isim, fark etmez Veyahut <laughs> Kâne değil de İhda-i Havatiha, o <laughs> Kânenin kardeşlerinden birinin birinden sonra gelen. İhda bir demek, Havat kardeşler. Ha Kâne, Kânenin kardeşlerinden birinden sonra gelen isim. Kâne veya Kânenin kardeşlerinden bir tanesinden sonra gelen isim. Yer alan isim ne olur? Şuradaydık. Ne olur? Yüsemme adlandırılır. Ne diye adlandırılır peki? İsme kâne. Kânenin ismi diye adlandırılır. Ve la adlandırılamaz. Hüve o. Ne diye adlandırılamaz? Müptedeen. mübteda diye adlandırılamaz. Niye? E, Kâne'den sonra gelmiş veya kâne'nin kardeşleri işte leyse mesela, mazale mesela onlardan sonra gelirse onların ismi olur. İsmi olduğu için de hani ne olmuştur? Lafsi amil başında geldiği için o müpteda olamaz. Lafsi amil olmamalı sağ tarafında. Ve misalül müstevfi. Misal, müstefi ne demek? Kapsayan demek. içeren demek. Misaldir müstefi Kapsayan misal. Neyi kapsayan misal? Hadihi <laughs> şuruta. Bu şartları. eslasete, Bu üç şartı kapsayan bir misal veriyor şimdi. Nedir? Muhammedun. Muhammed kelimesidir. Min kavrike. Senin şu sözünden alıntı yaptığımız Muhammed kelimesidir. Muhammedun hazirun cümlesi. Muhammedun Muhammed nedir? Hazirun hazırdır. Gelicidir, gelmiştir. Muhammed mübteda hazır haberdir. Fe innehu şüphesiz ki o kelime hangi kelime? Muhammed kelimesi yani nedir? İsmun merfu'un. Merfu bir isimdir. Lem yetekaddem geçmedi. Hı onu ne geçmedi? Amilun bir amil. Nasıl amil? Lafsi gün. Lafsi bir amil. Onun sağ tarafında bulunmamıştır. Lem yetekaddem bulunmadı. Geçmedi. Hı onu Muhammed kelimesini geçmedi. Sağ tarafında bulunmadı. Ne? Amirun lafsi gün. Lafsi bir amil bulunmadığına göre ve merfu bir isim olduğuna göre o zaman Muhammed ne olur? Müpteda olur. Müpteda'yı anlattı, şartlarına değindi. Şimdi habere değinecek. Aslında Müpteda haber konusuna baktığımızda haber daha geniş bir konudur. Müpteda üzerinde fazla durmaz kitaplar. Çok ayrıntılı bir konu değil Müpteda ama haber konusu ayrıntılıdır. Bu kitapta Müpteda haber konusu ortalama %80-90 kadar konuya değiniyor. Yani %100 değinmiyor konuya. Değinmediği bazı noktalar var demek istiyorum. Ama %80, %90 kadarını anlatıyor. O yüzden müpteda haberi anlama yeri yine de neresidir? Burasıdır. Daha önceki okumuş olduğumuz avamil veya avamiller diyelim. Farklı farklı avamiller var. Oralarda müpteda haberi tam olarak anlama yeri değildi. Merfu olduklarını bilmekti asıl konu. Şimdi ise ayrıntılarıyla görüyoruz. Vel haberu. Habere geldi sıra. Haber nedir? Hüve o haber el ismu isimdir. Haber de isimdir. Nasıl bir isim? El merfu'u merfu bir isimdir. Elledi öyle merfu isim ki yüsnedu isnat ediliyor. Yani dayandırılıyor. Il el mübtedi mübtedaya dayandırılıyor. Ve yuhmelu yükleniyor. Aleyhi mübteda üzerine yükleniyor fe böylece yetim mu bihi yetim bu tamam oluyor bihi o haber ile tamam oluyor ne ile beraber mahu mübteda ile beraber olan haber el kelamu kelam tam oluyor aslında yetim bu tamam oluyor ne tamam oluyor el kelamu kelam tamam oluyor bihi onunla mahu mübteda ile beraber Mübteda, haber, mübteda ve haber birlikte kelamı tamamlamaktadır. Sadece mübtedayı ortaya koysan yeterli bir mana oluşmaz. Sadece haberi ortaya koysan yeterli bir mana oluşmaz. Ne gibi? Sadece fail ortada olsa zeyt, yani zeyt ne? Hani zeyt gitti desen bir mana olur. Nasıl ki fail olmadan yani sadece faili ortaya koysan bir mana yok. Sadece fiili ortaya koysan yaptı kim yaptı ne yaptı sadece fiili tahtaya yazsan bir mana olmaz sadece faili yazsan olmaz aynı şekilde sadece müptedayı yazsan çelam tam değildir sadece haberi yazsan yine tamam değildir ha, fiilde şöyle bir şey olabilir nasar yazarsın yardım etti demektir sadece fiili yazdım mana tam e çünkü kendisinde gizli zamir fail var zaten yani faizsiz olduğunu varsaysan o zaman mana tam olmazdı diyorum. Bir fiil faile nasıl ihtiyaç duyuyorsa bir mübteda da habere ihtiyaç duyuyor ki mana kelam tam olabilsin. Ve misaluhu onun misari. Nedir? Hadirun. Hadirun kelimesidir. Min kavlike senin sözünden alıntı olmuş, alınmış olan misaluhu onun misali yani haberin misali. Hu haber demek. Muhammedun hadirun. Muhammed mübteda, hadir haberdir. Sadece Muhammed desen, Muhammed ne? Yani ders mi çalıştı, su mu içti, bilgisayarda oyun mu oynadı, ne yaptı hiç belli değil. Habere ihtiyaç var. Ve hukmu kullin. Her birinin hükmü tamamının hükmü. Ne demek? Minden müptede ve haber. Müptede ve haberden her birinin hükmü nedir? Erraf'u. Raftır. Hüküm kelimesi müptede. Erraf'u haberdir. Hüküm kelimesi müptede. Erraf'u kelimesi haber. Araya birkaç kelime girmiş. Şuna da değinelim. Aklıma gelmişken. Mübteda ile haber her zaman böyle yan yana olmaz yani. Örnek ne verdi? Muhammedun hadirun. Mübteda haber yan yana ne güzel. Hep böyle mi? Değil. işte burada olduğu gibi. Mübteda ile haber arasında bir sayfa bile girebilir Yani. Bir sayfa bile bir sayfa. Sayfanın başında mübteda var. Sayfanın en sonunda haber var. Olabilir mi? Olabilir. Peş peşe gelmeleri veya aralarında 2-3 kelime olması zorunlu değil. Bir sayfada olabilir. Müpteda haber işte sağda solda bulunmaları her zaman gündem olmuştur. Yeni öğrenenler her zaman şöyle derler yani. İşte sağ tarafta müpteda var, sol tarafta haber var. Arada bir ve iki kelime olabilir veya olamaz gibi yargılar vardır. Bunlar yanlış düşünceler. Müpteda haber arasında pek çok kelime bir sayfa bile girebilir dedik. Bu bir sayfa sınırlandırıcı değil yani mübteda kitabın başındadır haber ta kitabın sonundadır arada 100 sayfa var olabilir mi aklen mümkün belki öyle bir kitap yazılmamıştır ama yazmak istese birisi yazabilir mümkündür mübteda her zaman sağda haber her zaman solda olur diye de bir şey yoktur mübteda sol tarafta haber sağ tarafta olabilir şu şekilde bir dizilim de mümkün haber önce gelir ...müpteda sonra gelir. Olabilir mi? Olabilir. Müpteda önce haber sonra olabilir mi? E o da olabilir. Müpteda ile haber iç içe olamaz ama. Kesin bir tanesi sağda bir tanesi solda olmak zorunda. Ama önce hangisi gelir? E, zorunlu değil yani. Müpteda da gelebilir haber de gelebilir. Tabi bunun şartları var. Yani kafasına göre o gelir veya bu gelir değil. Bunun ince ayarları var. Genel olarak öyle bilin yani. Müpteda haber önce şu gelir sonra bu gelir diye bir kural belirleyemiyoruz. Belirli şartlar var. O şartlar tuttuğunda müpteda önce gelir veya o şartlar tuttuğunda haber önce gelir. Ama çoğunlukla yani size bir kitap verirse dense ki buradaki müpteda haberleri tespit edin. Bir uğraş, bir gayret ortaya koyduğunuzda müptedanın ağırlıklı olarak önce geldiğini, haberin de ağırlıklı olarak sol tarafta geldiğini fark edersiniz. Ama yani şunu demek istiyorum. müpteda her zaman önce haberde her zaman sonra gelir diye düşünmemek lazım diyorum. Ve devam etmeye çalışıyorum. Şuraya kadar okuduk. Hükmü nedir? Raftır. Her iki senin de dedik. Ne gibi? Kemara ey te ti diyebilirsin. Kemara ey ti. Senin de gördüğün gibi. Ve hâdâ râf'û. İşte bu raf Yani raf nedir şimdi? Raf dedin de raf merfu demek. Bu merfuluk ne ile sağlanır? Önemli değil. Kelime merfu olsun da raf alameti kelimenin çeşidine göre zaten değişiyor biliyorsunuz. Müfrette zamme olurken cemî müzekker salimde vav oluyor. Bunun gibi farklı farklı olabilir. Peki ve hâdâ râf'û. Bu rafta nedir? İmaya en yekune olmaktadır. En yekune bi zammetin zahiratin. Zahiri zamme ile olmaktadır. Bu raf ne ile olmaktadır? Ya zahiri zamme ile olmaktadır. Nahvu örnek. Allahu Rabbuna Allah Celle Celaluhu nedir? Rabbuna Rabbimizdir cümlesinde olduğu gibi. Allahu zamme aşikar. Rabbu zamme aşikar. Lafzatullah müpteda Rab kelimesi haberdir. Muhammedun Muhammed nedir? Nebiyyu na nebimizdir. Muhammed müpteda nebi kelimesi haber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her ikisinin de Muhammedun zahiri zamme, Nebiyu zahiri zamme aldığını görmekteyiz ve imma en yekuna merfu'an bi dammetin mukaddaratin ya da mukaddar zamme ile de merfu olabilir. Li ta'azzuri. dolayı bu olabilir. Nahv örnek Musa Mustafa min Musa Mustafa. Musa Aleyhisselam Musa kişi peygamberi kastediyor muhtemelen. Mustafa seçilmiştir. Minallah Allah'tan Allah tarafından seçilmiştir. Şimdi Musa kelimesi Musa takdiri Rabbani elifle bitti. Mustafa yine tenzür var. Elifle bitti. Dolayısıyla her ikisi de nedir? Takdiri zammeye sahiptir. Musa müpteda. Mustafa haber. Zahiri zamme ile her ikisi de nedir? Merfudur ve nahvu ve bir örnek daha. Leyla fevva el bened. Bu okuduğumuz örnekler belki de sizin kitaplarınızda yoktur. Nitekim benim kitabımda da yok. Şu an PDF uyduk gidiyoruz. Leyla mübteda olur. Fevla haber olur. Leyla mübteda. Merfu raf alameti takdiri zamme. Fevla haber. Merfu raf alameti takdiri zamme. Niye? bunlarda tenzür var. Niye ya? Yani? Ne demek tenzür? Sonuncu harfleri elif. Elif ne olur? Hareke kabul etmez. Bundan dolayı. <laughs> Ve imma ya da en yekune bi zammetin mukadderatin ya da mukadder bir zamme ile de merfu olabilir yine kelime. Ama mukadder. <laughs> Men mani olmuştur min zuhuriha o zammenin açığa çıkmasına mani olmuştur. Ne? Ethikalu. Sikal. Nah örnek el kadi, kadı o kimdir el ati gelen kişidir el kadı mübtedadır merfudur raf alameti zammedir ama takdiridir niye sikalden dolayı ne demek sikal kelimenin sonunda ya var ya ya zamme verirsen makabl yani dat zaten esreli keseden sonra yağının zammeli olarak yazılması dile ağırdır olamaz mübteda El-ati haberdir. El-atiyu aslı. El-gadiyu. El-atiyu. Ama el-ati diye yazılıyor. Yine sikal var. Yine keseden sonra ya zamme vermek yani dile ağır gelir. Bundan dolayı takdiri zamme ile merfu olmuştur. Ve imma ya da en-yekuna merfuan. En-yekuna olmaktadır. Merfuan, merfu olmaktadır. Bir harfin bir harf ile merfu olabilir kelime ille de zammeyle olacak değil. Min hurufi minel hurufi harflerden bir harf ile. Elleti öyle harfler ki bunlar. Tenubu geçiyor. Hiye o harfler. Aynı zammet. Zammenin yerine geçiyor. Zammeden naib olarak kullanılan irap harfleri vardı. Nahve örnek. El mücütehidani faizani müştehidani çalışan iki kişi yani çalışanlar diyelim çalışkan olanlar faizani kazanırlar. Çalışkan iki erkek kazanacaktır. Müpteda haber bunlar. Müstehidan müpteda, faizan haber tesni oldukları için irapları harekeli değil harf ile olmaktadır. Her ikisi de merfudur. Raf alameti her ikisinde de nedir? Eliftir. Vela budde muhakkak gerekir, zorunludur. Mindel mübtede vel haberi. Mübteda haberde. Ne zorunlu olan? En yete beka mutabık olmaları. Tefal babından muzare değil mi? Yete ni idi. En geldi. Yete beka olarak kaldı. Sondaki nun düştü. Ne alameti olarak? nasb alamet olarak düştü. Efali hamseden bu. Sondaki nun nasb alamet olarak düşmüştü. Mutabık olmaları yani uyumlu olmaları gerekir. Müpteda ve haberin uyumlu olması gerekmektedir. Hangi noktada uyumlu olmalılar? Fil ifradi müfretlikte. Yani müpteda müfretse haberde müfret olur diyor. Nahve örnek Muhammedun kaim. Muhammed müpteda olduğu için kaim de mü, e, Muhammed müfret olduğu için kaim de müfrettir. Yani Muhammedun kaimani olmaz diyor. Muhammedun kaimune olmaz. Mübteda müfretse haber müfret olur. Fil ifrade noktasında uyum vardır. E, ve daha et tesniyeti tesniyelik noktasında da uyum vardır ne demek? Mübteda tesniye ise haber de tesniye olur demek. El Muhammedani kaiman. Kaiman tesniye haber. Niye? Çünkü mübtedası tesniye ondan dolayı. Vel cem'i ve cemilikte de uyum vardır. El Muhammedun kaimune. Muhammedler ayaktadırlar. Soru gelir mesela bu üniversite testlerinde, kitaplarda gelir. El Muhammedune yazar nokta 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 aşağıdaki şıklardan hangisi noktalı yere gelecektir? Sen el Muhammedun kelimesinin müpteda olduğunu tespit edebilmelisin. Peşine müpteda haberin müfrettesinin cemi noktalarında uyumlu olması gerektiğini de biliyor olman lazım. Bu bilgiye de sahipsen bu noktalı yere gaimune gibi cemi müzekker bir kelime getirirsin. Gelip buraya gaimun yazmazsın. Müfret getirmezsin bu bilgilerin farkında olursan tabi. Nefit tezkiri. Tezkirlik yani müzekkerlik noktasında da uyum vardır. Kehazil emsilet. Bu örneklerde de olduğu gibi. Nefit teknisi mühendislik noktasında da uyum vardır. Şimdi ne dedi? Bu örneklerde geçtiği gibi, olduğu gibi. Yani şunu diyor şimdi Muhammed'in müptedadır. Muhammed mühendis bir kelime değil, müzekker. O yüzden haberi de kaimun yani kaimetun değil bak. Sonunda yuvarlak ta almamış. Ta merbuta diyoruz değil mi? Kaimetun şu şekilde gelmedi yani. Sonra ta merbuta müenneslik tası almadı. Niye? Müpteda müzekker haberde de müzekker olmalı dedi. El Muhammedani müzekker, kaimani müzekker. Bu şekilde devam ediyor. Nefi teknisi, mühendislikte denen var ne vardır? Uyum vardır. Bu konuda da mutabıklar. Nah örnek. Hindun, Hint adlı kadın nedir? Kaimetun, ayaktadır. Hint mühendis olduğu için müpteda, müptedadır ve mühendis olduğu için haberi de mühendis gelmiş. Kaimetun. El hindani kaimetani. Hindani tesniye ve mühendisdir. Kaimetani. Bu da tesniye ve mühendisdir. El hindatu Cemidir müennestir. Kaimatun bu da cemidir. Bu da müennestir. Sonuç mübteda ile haber arasında müfret tesniği cemi noktasında ve müzekerlik müenneslik noktasında uyum vardır. Bu şekilde soru çok gelmiştir. Üniversite sınavlarında çok çıkar yani. Verir mesela der ki el hindani nokta 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 hadi bakalım. A şıkkı ne dersin mesela? Gayme doğru seçenek olur. Neden? El hindani müennestir. Gayme de müennestir. Nasıl müennest? Nereden anladın? Daha önce söylemiştim bunu. Elif'in sağında ta var. Dolayısıyla bu müennes nedir? Pardon bu tesniye nedir? Müennestir. Tesniye kelimelerin müennes olup olmadığını nasıl anlarsın? Elif'in sağında ta varsa müennestir. Tabi El Hindani gibi özel isimlerden bahsetmiyoruz. El Hindani. Elif'in sağında ta yok hocam. Nasıl mühendis olmuş? Bu özel isim. Özel isimden bahsetmiyorum. Gayme Elif'in sağında ta var. O yüzden bunun mühendisi olduğunu anlarsın. Bak Gayme Elif'in sağında ta yok burada. mim var. Dolayısıyla bu mühendis değildir. Ben Elif'in sağında diyorum ama tesniyeler her zaman Elif yazılmaz. Bunu da biliyorsunuz kelime mensup veya mecrur olursa elif yerine ya yazılır. Dolayısıyla elif veya ya harfinin sağ tarafında ta varsa o tesniye müennestir dersin. Peki gaymatun bu cemi müennes salim zaten. Bunu biliyor olmak lazım. Dik bir elif ve sol tarafında açık ta var. Kelime böyle biterse Jimmy Müennes Salim olarak adlandırılır. Bitti. El mübtede u. Mübteda nedir? El mübtede u. Mübteda kısmani. iki kısımdır. Mübteda nedir? Kısmani. iki kısımdır. Zahirun ve muzmerun. Zahir ve muzmer olarak. Zahir ismi zahir. Muzmer Zamir defalarca geçti zaten. Ta fail bahsinden beri bunlarla karşılaşıyoruz. Fail zahir veya muzmer olabilir. Naibu fail o da olabilir. müpteda o da olabilir. Bunlar hep zamir veya zahiri isim olarak karşımıza çıkıyorlar. Buraya kadar bir takım alıştırmalar, biraz bilgi verildi. Şimdi mübtedanın kısımlarını görmeye başlıyoruz. Yani mübtedayı artık teorik bilgiyi geçerek Nüptüde ben nasıl tanırım? Bana biraz bilgi verdin ama cümlede ne şekillerde karşıma çıkabilir? El müptedu kelimesi bu arada nedir? Müptedadır. Onu da söyleyelim. Çok böyle dikkat çekici noktalar var. Müpteda kelimesi müpteda olmuş. Kısmani ise haberdir. Peki şunu diyebilir birisi. Muhtemelen şu an dikkatinizi çekmedi. Ama ben hemen söyleyeyim onu. El mübteddu kelimesi müfret mi, tesniye mi, cemi mi? Ne diyorsunuz? El mübteddu kelimesi. Peki ne tür bir kelime? Bunun babı ne? Tam böyle güzel bir cevap gelemedi. cevap hani veren var ama veremeyen de var. Kelimenin kökü ne? Kelimenin köküne bir inin. Az bir düşünme payınız olsun hangi baptandır, ne tür kelime, maslar mı, ismi, fail mi? Nasıl bir kelime bu? Bir çekimini yapın, öylece bir düşünün ne olabilir yani? Nedir? B, D, E kökünden. B, D, E. İ, B, T, D, E. Y, B, T, D, U. İ, B, T, D, A, Un. M T, D, -d N. Ne oldu? Hangi, ne tür bir kelime oldu o zaman? Müb, T, D, Un. Başına eliflam eklenmiş sadece. Ne tür bir kelime? İsmi fail mi? İsmi taf değil mi? Legal ismi fail mi? İbtede, ibtediu, -e, ibtidaun, mübtediun, mübtedeun. Çekimini yaptım. İsmi meful, mübtedeun. Peki tekrar soralım. Müfret tesniye cemi nedir? Net oldu mu şu anda? Artık net olmuş olmalı. Kim yazmıştı? Zaten Semra Hoca yazmış sanırım müfrettir demişti değil mi? Evet. İsim meful müfret. Müpteda kelimesi burada müptedadır. Peki haber için bismaniye haber dedik. Kısmani tesniye değil mi? Tesniye. Nasıl oldu şimdi? Müpteda burada müfret geldi. Haberse tesniye geldi. Müptedamız müfret. Haberimiz tesniye. İyi de az önce ne dedi ama demedi müfret tesniye cemiye noktasında uyum olur. Bak şurada dedi ki müfretlik tesniyelik cemiyelik noktasında uyum vardır dedi. Ahana da yok. <laughs> Değil mi? yok yani net bir şekilde yok. Emin olalım. Öyleyse şunu şunu söyleyebiliriz yani kitap bir şeyler anlatıyor ama böyle çok da ayrıntılı anlatmadı. Çok da ayrıntılı gitmedi. Neden? Kısmın kısmani kısma nasıl bir kelime? Camit bir kelime. Senin haberin camit gelmiş. Camit de ne demek? Camit şu demek. Sen o bildiğin çekim var ya. Nasara, yansuru, Nasıl nasuru, nasuru. Devam ediyor. Unsur. Nasarun, ensaru. O şekilde devam eden kalıplarda yer alan bir şey mi bu? Yok. Kısmın kelimesi ne mastardır, ne ismi taft değildir. ne emri hazırdır. Şemsun, güneş. Camittir. Çünkü o 24 kalıptan hiçbiri değildir. El kameru camittir. Çünkü o kalıplardan hiçbiri değildir. Kısmun kısmani. O kalıplardan değildir. Camittir. Sonuç senin haberin camit olursa müptedaya uyması gerekmez. Senin haberin camit ise o ne olur? Müptedaya uymaz. Uyumsuzdur. Uyumsuz diye bir film var mesela. Uyumsuz olur. Bu ayrıntıyı kitap verdi mi? Vermedi. Ama ben vermiş olayım. Neden? Şimdi böyle bir konu işliyoruz. Biraz incelemeye dayalı bir metot uygulamaya çalışıyorum az çok. Bunu okuduktan sonra birisi çıkıp şöyle incele inceleye gelirse ve şuraya gelip ya burada müpteda haber bunlar ama uyumda yok deyip tıkanmasın yani kalmasın. İçinizde kalmasın diye izah etmek istedim. Bu bazı şehirlerde yazan bir şey şu an tam kaynağı aklımda değil hangi şehirlerde geçiyor diye. Mesela geç aklımda nerede geçiyor? Bina diye bir kitap okuduk değil mi? Emsele bina maksut. Bina adlı kitabın şerhinde yazıyordu bu. Orada görmüştüğüm var bunu. Tamam. Yani genel olarak uyum olsa da haber camisi uymaz. Nokta. Kale. Kale. Kale'de bırakalım. Müptedanın kısımları dedik. Burada kalalım bir sonraki ders inşallah buradan devam eder.